Evet, Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Uzun süren Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının açmış olduğu en büyük zararlardan biri, anayasal devlet ilkesinin bir gereği olan yasama ve yürütme arasındaki ilişkileri bozmuş olmasıdır. Her şeyden önce tüm ülke kaynaklarını kullanan, kamu gücünü kullanan iktidarın yürütme organının şeffaf olması lazımdır ve denetlenebilir olması gerekmektedir. Ancak gördüğümüz nokta ne şeffaflık var, ne denetlenebilirlik var ve kapalı kapılar ardında pek çok şeylerin sürdürüldüğü de anlaşılmaktadır. Bir taraftan iktidar verileri hep tek taraflı yayınlıyor. İstemediği verileri gizlemeye çalışıyor. Denetim mekanizmalarını felç ediyor. Soru önergelerine bile düzgün cevap vermiyor. Yani diğer bakanlıkların soru önergelerine cevap vermeyişleri gibi veya maksadı hasıl edecek cevaplar vermeyişi gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda da aynı alışkanlıklar var. Örneğin tarihi eserlerle ilgili, kaybolan tarihi eserlerle ilgili bir soru önergesi vermişiz ve süresi çoktan geçtiği halde hala cevap gelmemiştir. Yani basit bazı sorulara bile neden cevap verilmediğinin sebebini, gerekçesini bir türlü anlayabilmek mümkün değildir. Sayın Bakan konuşması sırasında Türkiye'den götürülen veya kaybolan bazı tarihi eserlerimizin nasıl ülkemize kazandırıldığıyla ilgili bilgiler verdiler. Ama da bu da tek taraflı bir bilgi. Yani kazandırdıklarıyla ilgili veriyor bazı örnekler veya hepsini sayıyor. Topu topu çok fazla sayıya ulaşmayan örnekler bunlar. Ama kaybolanları ne kadar kaybolduğunu söylemiyor. Verilen soru önergesine cevap vermiyor. Ama Adalet Bakanlığı'nın adli sicil raporuna göre 2001 verilerine bakıldığında kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamında 15.128 kişiye kamu davası açıldığından bahsedilmektedir. Yani bu aynı zamanda bu veri kaybolan eserlerle ilgili bir kanaat oluşturacak niteliktedir. Ve bu boyutu itibariyle de gerçekten ortada vahim bir tablo var demektir. Aynen Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın veya Dış Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı gibi ihracat verilerini sayıp ithalat verilerini sakladığı gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da kaybolan ve bulunan eserlerden veya yurt dışına çıkarılıp getirilen eserlerden bahsedip kaybolanları anmaması tek taraflı, şeffaf olmayan karartma yönteminin bir parçasıdır. Değerli arkadaşlar, elbette turizmde Türkiye önemli bir potansiyele sahiptir. Turizmin tarihi Türkiye'de eskidir. Özellikle 80'lerin başından itibaren Türkiye büyük bir turizm atağı başlatmıştır tesisleri itibariyle. Doğal güzelliklerimizin, kültürel zenginliklerimizin tanıtılması itibariyle bu sürekli belli bir artış ivmesi içerisinde bugüne kalmakta, gelmektedir. Şimdi Sayın Bakan başarılardan sayarken daha önce turistlerin kişi başına harcama miktarının 81.25 dolar olduğunu ama şimdi 90 dolara çıkmış olduğunu söylediler. Yani kişi başı bir turistin harcamasında 8 dolar 75 sent
artış olmuş belirttiğine göre. Yani ben olsam bu rakamı hiç vermezdim. 8 dolarlık artışı hiç kullanmaya, anlatmaya gerek yoktur diye düşünüyorum. Turizm önemlidir, tesisler önemlidir. Ama bazı varlıkların da korunması lazım. Özellikle tüm kamunun yararlanmasına açık olan kıyıların korunması bu açıdan son derece önemlidir. Bundan 20 sene önce siz hangi sahilde dolaşırsanız dolaşın, sade bir vatandaş Türkiye'nin hangi köşesine giderse gitsin, Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de sahillerde çok rahatlıkla dolaşabilir, gezebilir, oturabilir, denize girebilir, çıkabilirdi. Şimdi neredeyse her taraf kapatılmış vaziyette. Bu tempoyla giderse bir süre sonra denize girecek yer bulunmayacak sanki. Gidiyorsunuz oteller kapatmış, gidiyorsunuz özel konutlar, villalar, devasa binalar sahillerin girişini engelliyor. Bunları kim denetler? Kim inceler? Veya böyle bir sahil kapatma işi yasal hale mi gelmiştir? Bizim mi haberimiz yok? Bu neyin nesidir anlayabilmek mümkün değil. Buna da bir çözüm bulunması gerektiği kanaatindeyim. Diğer taraftan RTÜK devlette olmayan şeffaflaşmanın bir uzantısı olarak toplumun bilgilenme hakkını gasp eden, şeffaf olmayan devlet yönetimi, diğer taraftan basının da özgür bilgi verme hakkını elinden almaktadır. Özellikle RTÜK kendisine ceza verme, ekran karartma, eski tabirle sansür kurumu olarak algılamaya başlamıştır. Ve verdiği cezaların hepsi muhalefet yayını yapan televizyonlara aittir. Hiç iktidarı destekleyen kanallara o kadar yalan yanlış bir ton haber olduğu halde toplumun bilgilenme, doğru bilgilenme hakkını gasp edecek kıyamet gibi yayın olduğu halde hiçbirine ceza kesmez. Ama masum bir eleştiri olsa hassas gördüğü takdirde iktidarın menfaati açısından hemen buna bir ceza, bir karartma vermeyi de görev olarak görmektedir. Değerli arkadaşlar, böyle bir anlayış olmaz. Şu anda ikinci meşrutiyet dönemindeki basın özgürlüğü bugünün Türkiye'sinde yoktur. İkinci meşrutiyette basın özgürlüğü bugünkünden çok daha fazladır. İsterseniz inceleyin. 1908'de bundan 114 yıl önce Cumhuriyet yok, demokrasi yok, meşrutiyet dönemi ilan ediliyor. Yerden mantar biter gibi İslamcı dergiler, komünizmi savunan dergiler, kadın haklarıyla ilgili dergiler, gazeteler, her şey yayınlanmaya başlıyor. Farklı farklı gruplar, toplumda tabanı olmayan bile kesimler kendilerini ifade etmek için dergiler, gazeteler çıkarıyor. E bugün bakıyorsunuz, aman sakın hükümetin bir yanlışı ortaya çıkmasın. Bütün kaygı, telaş bu. Böyle bir yükü olmaz ki. Eğer toplumun bilgilenme hakkını, toplumun iktidarı denetleme hakkını meclisteki muhalefetin, medyadaki muhalefetin iktidarı denetleme ve yanlışlarını ortaya koyma hakkını elinden alırsanız o iktidar azgınlaşır. Nerede azgınlaşır? Yanlışlarında azgınlaşır. Yolsuzlukların haddinin hesabının olmadığının en belirgin, bariz karinesi hükümetin yanlışlarını ortaya çıkarmak istediğinizde karşınıza bir takım kamu gücünün ve kamu kuruluşlarının gelmesidir, karşı çıkmasıdır, sizi bastırmasıdır.
sizi sorgulamasıdır, sizi cezalandırmasıdır. Bugün alabildiğine bu ortam var. Bu ortam Cumhuriyet tarihi boyunca hiç yaşanmadık kadar korkunç, devasa boyutlarda yolsuzlukların yapıldığının bir karinesi olarak durmaktadır. Evet, teşekkür ediyorum. Ve Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Değerli öğrenciler, şimdi buyurun afiyet olsun bir taraftan. Sayın Kuşoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakanım, kurumların değerli temsilcileri, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, ben ağırlıklı olarak kesin hesapla Sayıştay raporları ile ilgili olarak konuşacağım. Burada turizmci ve kültür alanında faaliyet gösteren çok arkadaşımız var. Ağırlıklı onlar konuşur, o konuları işleyecekler, işliyorlar. Ancak bir konuyu belirtmek istiyorum. Özellikle son zamanlarda çok fazla Türkiye gündemini işgal ettiği için değinmek istiyorum. Şimdi kültür meselesi siz de biliyorsunuz devlet tarafından oluşturulmaz. Yani kültür devletin doğrudan oluşturabileceği bir iş değil. Devlet tarafından oluşturulamaz ama katkıda bulunulması gerekir. Desteklenmesi gerekir kültür oluşumunun. Hem yerel unsurları hem de uluslararası küresel unsurları kavraması, kapsaması lazım. Bu konularda destek olunması lazım. Bu konuda da tabii ki belirli sınırlar aşılmamalı. Devletle toplum arasında, devletle millet arasında çelişki, sorun, sıkıntı oluşturulmamalıdır. Cumhuriyet değerleri, örneğin oraya gelmek istiyorum. Cumhuriyet değerleriyle ilgili olarak da hiçbir şekilde bir sorun, sıkıntı olmamalıdır. Çünkü bu ülke devletiyle, milletiyle, cumhuriyet değerlerini, Atatürk inkılaplarını benimsemiştir. Bu noktaya kadar gelmiştir. Bu noktaya gelmesinde Türkiye'nin çağdaşlığı yakalamaya çalışmasında, çağdaşlıkla rekabetinde çok önemli payı vardır Atatürk devrimlerinin. Size bağlı kurumlar bunların çoğu. Şimdi bu noktada milletin benimsediği bu Atatürk ve Cumhuriyet kurumları ile ilgili olarak istismarların olmaması lazım. Mesela harf inkılabı ile ilgili olarak dilimiz değiştirildi gibi sözler söylenmemelidir. Dilimiz bizim değiştirilmemiştir. Biz 11. yüzyılda, 12. yüzyılda, 13. yüzyılda ne konuşuyorsak toplum olarak onu konuşuyoruz. Biz 1200'lerde yaşamış Yunus Emre'yi net olarak anlayabiliyor muyuz? Anlıyoruz. Ancak devletin dili, Osmanlı'nın dili, resmi dili, Farsça, Arapça olduğu için, karması olduğu için o dönemi anlayamıyoruz. Halbuki toplumun dili, milletin dili daha farklıydı, anlayabiliyoruz. Dolayısıyla devletin dili değişmemiştir, değiştirilmemiştir. Bunlar istismar edilmemesi gereken konulardır. Bu konuda sizin bakanlık olarak desteğiniz gereklidir. Bu konularla ilgili olarak sizin bakanlığınızın ve kurumların önemli desteği gereklidir. Gelelim bu Sayıştay raporlarına Sayın Bakanım. Şimdi sizin bakanlığın geçen yıla benzer bir raporu söz konusu. 8 bulgu var Sayıştay raporunda. İç kontrolde ilerleme var geçen yıla göre. İç kontrol sisteminin kurulmasıyla ilgili ilerleme var. Bunun devam etmesi, bu sene devam ettirilmesi lazım. Bakıyorum, birinci bulguda İstanbul Havaalanı Müzesi, Atlas Sineması gibi yerlerde ihale yoluyla edinilen gayrimenkullerin kamu idaresi tarafından mali tablolarda 25.914.000 tutarında bir hatası oluşmuş. Bunlar envanteri alınırken kayıt ve muhafazası ile ilgili olarak sorunlar var. 30 milyon liraya yakın yani. Neler bunlar? İstanbul Havaalanı Müzesi, Sinema Müzesi,
teşhir tanzim işi, 123 kalem Ulusal Sinema Müzesi teşhir ürünü alımı işi, Atlas Sineması Salonu basit onarım ve vesaire uzun uzun anlatmayayım. Bunlarla ilgili sıkıntılar var. Ayrıca İstanbul Dole ve Varlıklar Müdürlüğü'nce doğrudan temin usulüyle yaptırılan 5 adet işte işin sözleşmesinde bu konuya ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamasına rağmen toplamda 197.905 liralık iş artışı ve 208.000 küsur liralık da eksilişi yapıldığı tespit edildi. Şimdi bunlar şöyle, Ulaştırma Bakanlığı'nda bunlar milyarları buluyor bu tür şeyler. Artırımlar maalesef. Orada hiç kurallar uyulmuyor. Ama burada da rakamlar küçük olmasına rağmen uyulması lazım tabii ki. Gereklidir. Bunun farkında olmanız lazım. Yine belediyeler tarafından tahsili yapılan ve kültür taşımaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payları ile ilgili olarak da 700 milyon liralık bir eksik söz konusu olmuş. Biliyor muydunuz bunu? Bilmiyorum. Bunun sonradan düzeltildi 723 milyon lira ama sonuç olarak bu 2021 kayıtlarında böyle bir eksiklik söz konusu. Geçen yıllarda da vardı bunun çok fazla devam etmemesi lazım. Her sene pek duyamıyorum Sayın Bakan. Duyamadım. Sizin belediyeniz ödemiyor diyor. Ha, bizim belediyenin belediyeler ödemiş, siz bunları kayıtları almamışsınız. %10'u oranında, emlak vergisi tutarı %10'u oranında katkı payı olarak tahsil olunan miktarları tahsil edilen ayı takip eden ayın son 3 günü akşamına kadar ilgili özel derneğin vesaire diyor. Ödemeli. Bu kuralı neyse onun uygulanması lazım. Bizim belediye, sizin belediye yok. Kural neyse bunu uygulayalım. Belediyelerin de almaları gerekenler var. Onlar da tam olarak alalım. Yani hiç şey yapmayın, bizim belediye diye bir şey yok. Belediye, kamunun belediyesidir. Öyle düşünmemek lazım. Bu yaklaşım nedeniyle sorun yaşıyor. Şimdi Sayın Bakanım, onun haricinde bulgu 4'te de belirtiliyor. Bazı iadeli işler kapsamında sözleşme gereği hibe edilmesi gereken araçların hibe edilmemesi vesaire. Şimdi bunlara bakıyorsunuz. Bakkal takibi gibi olmuş. Yani bazı araçlar sözleşmeye göre verilmemiş, bazıları eksik. Bunların meblağlar çok fazla olmasa da düzeltilmesi lazım. Bunlarla ilgili tablolar Sayıştay raporunda ayrıntılı olarak belirtilmiş. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili rekor 35 bulgu var Sayıştay raporunda Sayın Bakan. Her sene oluyor bu. Vakıflar Genel Müdürlüğü ağırlıklı olarak gayrimenkul takibi yapıyor. Gayrimenkul yönetimi yapıyor. Yani GEO'lar gibi, gayrimenkul yönetim şirketleri gibi bir anlamda çalışmalar lazım. Ancak bu işi yapamıyorlar bir türlü. Burada hukukla ilgili kadroları mı, yönetim kadroları mı eksik? Kadroları ile ilgili bir sorun mu var, eğitim sorunu mu var bilmiyorum. Ancak her sene Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili bu tür sorunlar var. Buna eğilmesi lazım. Bu işin takibinin yapılması lazım. Dijital ortamda bunların takibi ile ilgili bir sorun olmamak gerekir artık. Hani eskiden dünya şeydi, Türkiye'nin her tarafında vardı taşınmazlar, gayrimenkuller. Takibinde zorluk çekiliyordu ama şimdi öyle bir zorluk da çekilmemesi lazım. Çok rahat bir şekilde internet ortamında, bunlar bilgisayar ortamında takip edilebilmeli. Dijitalleşme şart burada. Mesela gelir tahmini şey için 2021 için 1 milyar küsur yapılmış, 2 milyar olmuş. Şimdi bu başarı bir taraftan gibi gözüküyor ama niye gelir tahminini 1 yapıp da 2 oluyor? Yani o tahminin yapılmasında bile bu kadar anormal, aşırı olmasında bile bir hata var. Kadrolarında belki eksiklik vardır. Dediğim gibi eğitim eksikliğidir vesaire ama bu konuya eğilmesi lazım. Kira,
Sayın Başkanım, duyamadım. Sayın Başkanım, mikrofonu uygun görürseniz. Peki, kısa bir açıklama yapacağız. Şimdi bakın, o kitap taslak kanunuyla ilgili vakıflar meclisinden geçti, değişiklik oldu. Bir süre kanunu uygun içinde, o süre içinde kirasını ödemeyenler birçok meclisin kiralarını yatırdı. O yüzden kendileri de çok ciddi artış oldu. Peki, teşekkür ediyoruz. Bir dakika, ek süre verir. Gelir tahmini kanun değişmeden önce yapılmış olmak gerekiyor zaten. Bu yazma eserler kurumu ile ilgili olarak da 12 bulgu var. Detayına girmeyeyim. Bunlar da güzel tespitler. Süremiz bittiği için. Bir de özellikle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve devlet tiyatrolarından bahsetmek istiyorum. Özellikle devlet operası halka operayı benimsetti. Güzel çalışmaları var, tebrik ederim. Ancak Sayın Bakanım, bu devlet operası ile ilgili, devlet tiyatroları ile ilgili kadrolar konusunda bu klasik 657 ya da sözleşmeli kadrolarında bir farklılıklar olması lazım. Yani oradaki insanlar sanatçı belli dönemlerde, mesela bale sanatçıları belli dönemlerde, belli yaşlar itibariyle bu işleri yapabiliyorlar. Dünyada nasıl yapılıyor bilmiyorum ama o konuyla ilgili de bir çalışma, farklı bir çalışma yapılması lazım. O kadro sorununun çözülmesi lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bakanlığınızın ve kurum bütçelerinin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Bakan yardımcıları, değerli bürokratlar ve sevgili basın mensupları. Ben de sizleri saygıyla, sevgiyle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Öncelikle ben de YouTube'dan başlamak istiyorum. Çok konuşuldu. Ancak ben sadece şunu söylemek istiyorum YouTube'la ilgili. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı açıklamayı yayınlayan televizyon kuruluşlarının yasa ihlali yaptığı gerekçesiyle 4 tane TV kanalına üst sınırdan idari para cezası verildi. Ve Sayın Rütük Başkanı, bakın Sayın Genel Başkanımız sosyal medya üzerinden bir canlı yayın paylaştı ve 4 tane kanalda bunu yayınladı. Bir genel başkanın, bir siyasetçinin bir canlı yayında ne konuşacağını o sırada o TV kanalı bilmez, bilmeyebilir. Meclis Genel Kurulu'nda da burada da bizler konuşurken herhangi bir çekim yapıldığında, herhangi bir canlı yayın yapıldığında o TV kanalı ne konuşulacağını bilmeden çekim yapar, yayın yapar. Ve bu kanallar da açıklanan canlı yayına istinaden yayın yapmıştır. Genel Başkanımız da haklı eleştirilerde bulunmuştur. Yani ne konuşacağını bilmeden 4 tane kanal yayın yaptı diye ceza verilebilir mi? Esas en önemli yanlışlıklardan birisi bu. Sizin buradaki amacınız bir yandan bu kanalları susturmak ama bir yandan da muhalefetin sesini kesmek. Bu bilinen bir gerçek. Bir sözüm de Sayın Bakan'a, burada konserler ve festivallerin iptaliyle ilgili çok sayıda eleştiriler yapıldı. Ancak Sayın Bakan'ın bu konuda bir açıklaması var. Diyor ki Sayın Bakan, son günlerde iptal edilen festival ve konserlerle ilgili olarak hukuk yolu ile karar düzeltme talep edebileceklerine dair yol gösterdiniz Sayın Bakan. Siz ilçe kaymakamları veya valiler bakan olarak gittiğinizde onlar sizi bakan sıfatıyla karşılayan kamu görevlileri yani kaymakamlar, valiler. Siz bunlara yani bu kaymakamlara veya valilere özellikle özgürlüklerin daha iyi kullanılması adına ve ülkenin prestiji adına daha dikkatli olmaları gerektiğini önerme görevinde, yetkisinde, makamında olan bir kişiyken siz konserleri iptal edilenlere veya sanatçılara mahkeme yolunu göstererek aslında daha da büyük bir yanlışa imza attınız bu görüşünüzle beraber. Sizin göreviniz o kararı verenlere doğruyu göstermekken mağdur olanlara mahkeme yolunu göstermektesiniz. Bu daha da bence yanlış bir açıklama oldu. Şimdi turizm deyince şunu söylemek isterim. Ben Antalya milletvekilim ve Antalya açısından turizm demek en önemli can damarımız demektir. Antalya'da turizm, tarım başta Antalya'nın en önemli
gelir kaynakları ve o nedenle de turizmin hem ülkemizde hem de Antalya'mızda gelişiyor olmasından en büyük mutluluğu duyacak olan bizleriz. Yani bunun en bunun önemini en iyi bilen başta bizler oluyoruz. Ancak bu konu bir bütün ele alınması gerekir. Yani turizm ve kültürü birlikte değerlendirdiğimizde özellikle turizm açısından doğal güzelliklerin, tesisleşmenin, personel kalifiyesinin ama bunların yanında hukuk, adalet, güvenlik, özgürlüklerin bir bütün ele alınması gerekir. Eğer bunlar tam anlamıyla oturmuşsa işte o zaman turizmden daha da yüksek başarılar elde edilebilir. Daha da güzel gelişmeler yaşanabilir. Ben özellikle emekçi arkadaşlarımızın taleplerinin olduğunu ve çalışma koşullarının emekçi kardeşlerimizin sıkıntılı olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Antalya'da çok sayıda turizm çalışanı var bildiğiniz üzere. 1 milyon 350 bin lira yaklaşan, ülkemizde de 3,5 milyon lira yaklaşan. Sonuçta ekonomik anlamda mağdurlar çünkü sezon itibariyle çok kısa bir süre çalışmaktalar. Geri kalan kısımda büyük sorunlar yaşamaktalar özellikle ekonomik anlamda. Bunun yanı sıra başta Antalya olmak üzere merkez Alanya, Manavgat, Kemer gibi ilçelerde son dönemlerde özellikle kira artışlarıyla beraber artık kalifiye turizm çalışanı, emekçisi buralarda çalışmaktan imtina eder ve başka yerlere resmen kaşar vaziyete gelmişlerdir. Bu konuyla ilgili ivedilikle bir çözüm bulunması gerekmekte ve yine ayrıca yabancı çalışan konusuna da bence daha dikkat edilmesi gerekir. Çünkü yabancılar çalışıp parayı alıp kendi memleketlerine gider vaziyette. Antalya'da değişik platformlarda turizmle ilgili çalışmalar yapıldı. Ben de katıldım bunlardan birkaç tanesine. Sektörün gerçekten çok esaslı temel sorunları var. Değişik başlıklarda ifade edilebilecek olan. İşte maliyet odaklı işveren tutumları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi, sektörün mevsimlik sorunları, nitelikli personel, nitelikli iş gücü ve işveren gücünün eksikliği, sektördeki kötü çalışma koşulları gibi saymakla bitmeyen değişik sorunlar var. Bunları ayrıca dile getirebiliriz. Şimdi Sayın Bakan, Alanya'da Atatürk Evi Müzesi var. Burası 2020 Mayıs ayında restore edilecek gerekçesiyle kapatılmış ve yaklaşık 2,5 yıldır ziyaretçiye kapalı Sayın Bakan. Burayı ya açın ya da restore ettirin. 2,5 yıldır Alanya'da bulunan Atatürk evi müzesi kapalı vaziyette. Yine Adrasan, Komuca'da en önemli, Antalya'da en önemli turizm merkezlerimizden ve gerçekten çok önemli bir bölgemiz. Burada bir yüzer iskele meselesi var. Bu konuyla ilgili belediyemizin girişimleri var. Bu konuda da sizlerin desteklerine ihtiyacımız olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve Serik'le ilgili sizlerin de çok yakından takip ettiğinizi bildiğim önemli bir konu var. Bu konu bizleri 2020 yılından beri, yani 2 yıldır meşgul eden, daha doğrusu Serik halkını rahatsız eden bir konu var Sayın Bakan. Burada hem Melek hem de Kadriye bölgesinde bir planlama yapıldı ve bu planlamada günübirlik tesis alanları, turizm amaçlı spor kompleksinin bulunduğu alan, orman yangın üssü, kamping alanı gibi bölgelerde daraltmaya gidilip 2.247.709 metrekarelik bir alanda turizm tesis alanı ilan edildi. Bakın bununla ilgili bir yargılama süreci devam etti ve yargılama sürecinde 28.1.2020 tarihli plan hakkında iptal kararı verildi. Bu iptal kararına karşı itirazlarımız oldu ve sonuç itibariyle de yürütmeyi durdurma kararı verdi Danıştay bu planın uygulanmasıyla ilgili. Ancak genelde idarelerde pek görülmez
bir mahkemenin yürütmeyi durdurma veya iptal kararı verdiğinde hemen apar topar burayla ilgili yeni bir imar kararı, diyelim ki yeni bir imar planı uygulaması. Burada amacın ne olduğu ortada, bakın amacın ne olduğu çok ortada. Hızlı bir şekilde 14 Haziran 2022, 21 6 2022 tarihli planlar yürürlüğe konularak Danıştay'ın, bakın Danıştay'ın 23 6 2022 tarihli yürütmeyi durdurma kararı, ki bu 1/100.000'lik plana dairdir. Ve Danıştay'ın 2020'ye 5905 sayılı kararda burayla ilgili çok detay ve geniş gerekçeler ifade eden, sizin burada çevreye ve Belek ve Kadriye bölgesindeki elde kalan tek yere ciddi şekilde zarar vereceğinize ve buranın mevcut halinin özelliğini kaybedeceğine dair hem bilirkişi raporu hem de mahkeme kararı var. Bu karara rağmen burası, burada bulunan turizm tesis alanı sizin tasarrufunuzla geçtiğimiz günlerde satıldı. Bakın şimdi Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı 1/100.000'lik ölçekli plana dairdir. Ve burada yürütmeyi durdurma kararı vardır. Yani buradan siz efendim biz işte Haziran ayında yeniden planlama yaptık, bu yürütmeye durdurma kararı yayınlanmamıştı vesaire gibi gerekçelerle bu işten kurtulamazsınız. Burada bir başkanım, bir dakika. Burada bir suç işlenmekte ve bu planlama yürütmeyi durdurmaya rağmen geçersizliğini korur ve başkanım bir dakika. Mevcut planlamaya karşı da açılmış dava var. Bu açılmış dava şu an idare mahkemesinde devam ediyor. İdare mahkemesinde devam eden yargılama ve Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı. Bu otel alanının yanında kimlerin oteli var? Bu yeri kim aldı? Bunlar ayrı merak konusu. Ama ne aceleniz var? Yargılaması devam eden bu yerin apar topar satılmasındaki amacınız ne? Bunu da kamuoyuna paylaşmanız gerekir. Bu sizin turizme ilgili doğaya, orman alanına nasıl baktığınızın açık göstergesidir Sayın Bakan. Evet Sayın Bakan, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli bürokratlarımız, sayın basın emekçileri, öncelikle herkesi günün bu ilerleyen saatinde saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, 2023 bütçesini görüşüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın. Tabii iki alan var. Hem kültür hem turizm. Birbirinden ayrı konuşmak gerekiyor. İkisini de. Özellikle turizmle ilgili birkaç şey söyleyecek olursam, ki şu ana kadar konuşmacı arkadaşlar birçok konuya değindiler. Elbette ki ülke ekonomisinde turizm gelirlerinin önemi çok büyük. Biz de önemsiyoruz. Son istatistiklere baktığımız zaman TÜİK'in turizm gelirlerinde bir artış olduğunu da görüyoruz ve bunu da tabii ki olumlu karşılıyoruz. Sonuçta iktidar da özellikle cari açığın kapanması için turizm gelirlerini çok önemsemekte. Bunu ekonomik verilerde de görüyoruz. Ancak sizin turizmin geliştirilmesinden anladığınız acaba nedir diye bakanlık olarak ve şahıs olarak da baktığımız zaman aslında bunun biraz sit alanlarının, sayın vekilim, sayın bakanım meşgul etmezseniz lütfen, teşekkür ederim. Sizin ve bakanlığınızın turizmin geliştirilmesinden ne anladığına baktığımızda sayın bakanım, yapılan uygulamalardan gördüğümüz sit alanlarının imara açılması ve bu alanlara 5 yıldızlı otellerin dikilmesi olarak olduğunu görüyoruz. Çünkü bu konuda çok agresif bir çalışmanın yürüdüğünü de ülke genelinde görüyoruz. Her yerde özellikle sit alanlarının açılmasına karşı vatandaşlarımızdan çok büyük tepkiler var, eylemler var. Özellikle Ege bölgesinde, Marmaris'te, Bodrum'da, Muğla'da, birçok yerde. Şimdi çok detayına girmek istemiyorum ki bölge vekillerimiz zaten o konuları detaylı şekilde bahsettiler. Sit alanları turizme açılarak
turizmin destekleneceğini zannediyorsunuz ama başka yapılacak çok şeyler var. Şimdi turizmden devam edecek olursak, yine mutlaka konuşmacı arkadaşlarımız bahsetmiştir ama siz aynı zamanda bir iş insanısınız. Kaç yıldır da burada bakanlık görüşmelerini yapıyoruz. Fakat turizmin gelişmesinde, teşvik edilmesinde sizin biraz daha özellikle teşviklerden yararlanma noktasında etik davranmanız gerekmez mi? Bazı arkadaşlarımız, basına da yansıyan şeyler oldu. Bazı arkadaşlarımız, vekil arkadaşlarımız da değindiler. Size ait olan iki tane otel zincirine son iki ayda çok yüksek miktarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşviklerinden verildiğini görüyoruz. Ben merak ettim. Hem Haziran ayının hem de Temmuz ayının bu teşvik listesine girdim Sayın Bakan. Bütün verilen teşviklere baktım ve bir tanesi MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği Anonim Şirketi. Şu an önümde açık liste. 2 milyar 350 milyon TL'lik bir teşvik. Bu ayın listesinde rekor sizin firmanızda. En büyük teşvik size verilmiş. Diğer firmalara bu kadar büyük teşvik yok. Aynı şekilde Haziran ayında da Voyage Turizm Otelcilik İşletmeciliği ve İnşaat firmasına 2 milyar 150 milyon TL'lik bir teşvik verilmiş. Aynı ayda da birkaç ayı daha taradım. Hakikaten bu kadar yüksek teşvik verilen hiçbir sektör, hiçbir firma yok. En yüksek teşvikler sizin şirketlerinize verilmiş Sayın Bakan. Şimdi diyeceksiniz ki benim bu şirketlerle artık organik bir bağım yok, ben bakanım. Yani bunu bu şekilde anlatamazsınız. Önce onu söyleyeyim. Şimdi teşvikler verilirken de o zaman hem sit alanlarının imara açılmasıyla ilgili büyük sıkıntımız var, hem de teşviklerin verilirken orantısız verildiğini de görüyoruz. O zaman şöyle en azından soru sorayım. Turizm teşvikleriyle ilgili, verilen teşviklerle ilgili bize rakamsal olarak biraz daha bilgi verebilirsiniz. Şimdi Sayın Bakan, buradan biraz kültüre geçmek istiyorum. Turizm alanında bunlar yaşanırken Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı 608 tiyatrodan 503'ünün aktif olmadığını görüyoruz. Şimdi bakanlığın kültür çalışmalarıyla ilgili evet yapılan her şeye teşekkür ediyoruz. Güzel çalışmalar var. Yani devlet tiyatroları, devlet opera ve balesi bunlarla ilgili ama özel tiyatrolarında bakın 608 tiyatrodan 503'ünün aktif olmaması ne demek Sayın Bakan? Geçen sene ve pandemi döneminde sürekli konuşmalarınızda özel tiyatrolara çok büyük destekler verdiğinizi söylediniz. Peki neden kapanıyorlar? İzleyici mi gitmiyor? Bu kadar enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda resmi enflasyon %85'i geçti. Halkın enflasyonu dediğimiz enflasyon gerçekte %180'i geçti ve artık bu tiyatrolar ayakta duramaz haldeler. Ne yapmayı düşünüyorsunuz bu tiyatrolarla ilgili? Turizm alanında bu kadar teşvikler alınırken siz tiyatrolar, özel tiyatrolarla ilgili ne yapacağınızı bize açıklamanız gerekiyor. Yine Sayın Bakan, bir konuyu daha gündeme getirmek istiyorum. Şimdi sanata ve sanatçıya düşman bir politika izliyorsunuz dendiği zaman hemen kızıyorsunuz. Arkadaşlarımız da sinirleniyorlar ama. Bu yaz boyunca İçişleri Bakanlığı'na bağlı İçişleri Bakanlığı bünyesinde valilikler ve kaymakamlıklar konserleri yasaklamaya devam ettiler. Bakın gece saat 1'den sonra müzik yasağı hala devam ediyor. Pandemiyle ilgili bütün önlemler kaldırılmışken. Şimdi siz Turizm Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı olarak bu uygulamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya sizin yine bir vekil arkadaşımız da söyledi. Ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Bütün 5 yıldızlı otellerde sizinkiler de dahil eğlenceler, müzikler devam ederken niçin bu toplumun, gençlerinin, insanlarının festivallerden, müziklerden yararlanmasını engelliyorsunuz? Ya da engellenmesine göz yumuyorsunuz Sayın Bakan. Niye sesinizi çıkarmıyorsunuz? Bakın önümde bir liste var. Ben bunun hepsini burada sayamam. Liste iptal edilen konserler ya. Birkaç tanesini söyleyeyim sadece. İşte Pinhani'nin 30 Eylül'de Edirne'de yapılması planlanan konseri, İlkay Akkaya'nın 25 Eylül Urfa konseri valilik tarafından, Zakkum grubu 10 Eylül'de Urfa'daki konseri, Zeytinlik Rock Festivali,
Zonguldak Kozlu Müzik Festivali 28-31 Temmuz. Munzur Kültür ve Doğa Festivali, Melek Mosso Konseri, Uluslararası Isparta Gül Festivali. Daha çok var. Yani hepsini burada tek tek saymayayım. Ama bütün bunlar hakikaten büyük bir sorun teşkil ediyor sizin bakanlığınız açısından da. Bugün bu ülkede eğlence, insanların aslında bu kültür festivallerini, bu konserleri yasaklayarak bir parça olsun şu ekonomik koşullar, şu kötü koşullar altında bir parça olsun mutlu olma haklarını ellerinden alıyorsunuz. Evet Sayın Bakan, konu çok. Bünyenizde de kurumlar var. RETÜK çok konuşuldu ama konuşuldu diye konuşmaktan vazgeçmeyeceğim. RETÜK hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Evet, artık 2016'daki darbe girişiminden bu yana radyo, televizyon üst kurumu muhalif medya üzerinde geniş kapsamlı bir baskı uygular hale geldi ve hala da bunu devam ettiriyor. Yani artık Türkiye'de yayın yasağı diye bir kavram oluşmuştur. Aslında RETÜK yapması gereken görevlerin çok çok dışına taşmıştır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin RETÜK cezaları araştırılsın önergesi de maalesef AKP'li ve MHP'li arkadaşlarımız tarafından reddedildiği için bu konuda mecliste araştırılamıyor. Şimdi birkaç şey böyle hızlı bir şekilde saymak istiyorum. Sadece Ekim ayına bakalım. Sadece Ekim ayına. RETÜK nasıl medya üzerinde nasıl bir sopa haline gelmiş? Ekim ayının ikinci haftasında Amasya'da 41 madencimizin ölümüne neden olan maden cinayetlerindeki ihmallerin sıralandığı Sayıştay raporları için ne oldu? Bir dezenformasyon damgası basıldı Sayın Bakan. Basın kartı iptal edilen Alican Uludağ'ın davetli olduğu Anayasa Mahkemesi törenine girişi yasaklandı. HSK'daki atamaları yazan Gerçek Gündem editörü Faruk Eren ve Furkan Karabay'a jet hızıyla hapis cezası verildi. AKP'li belediyelerin araç kiralama ihalesi, suç işleyen ilçe başkanlarının Cumhuriyet Savcısı yapılmasına ilişkin belgelerin haberlerine erişim engeli getirildi. Tele1'de 3 gün süreyle kapatılma cezası verildi. Bu yılın ilk 10 ayında Halk TV'ye 16 kez, Tele1'e 14, KRT'ye 6, Fox TV'ye 4, Flash Haber'e 4 kez toplam 44 yaptırım kararı, 11,5 milyon lira para ve çok sayıda ekran karartma cezası verildi. RETÜK'ün baskı ve sansür aracı olduğunu ifade ederek tekrar ve bu konunun gerçekten çok önemli olduğunu da belirterek ben sözlerime son veriyorum. Yine de bütçenizin ülkemiz adına vatandaşlarımız, tüm turizm ve kültür alanında çalışan emekçilerimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Ve bu cami 1470 yılında yapılan Hacı Ömer Camii. Bakın ikinci görüntüye geçecek olursak yine bu AVM'nin önünde şadırvanımız var bizim. Yine 1800 yılların sonunda yapılmış, yine 1800 yılların sonunda yapılmış olan Saat Kulemiz var. Kuvayi Milliye Müzemiz var. 1380'li yıllarda yapılmış yine Hacı Ali Camii var. Yani tam bir tarihi yarımada gibi bir bölgeye bu şekilde bıçak gibi bu AVM'ye maalesef Anıtlar Kurulu izin vermiş ve ben bu konuyu Mayıs ayında soru önergesiyle size ilettim. Maalesef bir cevap gelmedi hala. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da efendim bunun sorumluluğunun Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğuna dair cevap aldı. Sayın Bakanım bakın üçüncü görsele bakacak olursanız şimdi bakın Sayın Bakanım görüntüde bakın bu da daha önceki hali Balıkesir'imizin. Bakın tarihi yapılarımız, şadırvanımız, Saat Kulemiz, Kuvayi Milliye Müzemiz gözüküyor. Yani giderek kültür varlıklarımızı bu şekilde harap etmiş durumdayız. Ve bu konuya ilgi göstermenizi rica edeceğim. Bu Balıkesir'in kanayan yarısıdır. Birinci görüntüye tekrar dönebilirsek bakın bu noktadan geldiğimiz nokta ne kadar kötü. Bakın minare sadece böyle kalmış. Ve 1470 yılı Fatih İstanbul'un fethinden teşekkür ederim. Peki Sayın Başkanım. İlginizi bekliyorum Sayın Bakan. Teşekkür ederim. Sizleri herkesi saygıyla selamlıyorum. Tek adam rejiminin kültür alanına bakış açısını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tek bir cümleyle özetlemişti arkadaşlar.
siyasi hegemonyanız bitti, kültürel hegemonyanız da bitecek. Başta söyleyeyim, tek adam rejimi hiçbir zaman siyasi hegemonya kuramadan Türkiye siyasi tarihinin tozlu raflarına kaldırılmak üzere. Her şeyden önce hegemonya rızaya dayanır. Oysa iktidar şu an devletin bütün zor araçlarını kendi emrinde, kendi çıkarı için kullanmaktadır. Sansür mekanizmasından mı bahsedelim? Milletin yarısını ayrımcı bir dille ötekileştiren siyasi iklimden mi? Kısacası kültür emekçilerinin binbir emeklerine rağmen kamu üzerine düşeni yapmadığı için Cumhuriyet'in yarattığı o kültürel zenginliğin yakınına bile yaklaşamayan çoraklaşmış bir kültürel iklimimiz var. Bunun da asli sorumluluğu size ait Sayın Bakan. Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz yıl Türkiye'de pek çok kültür sanat etkinliği kaymakamlıklar ve valiliklerce yasaklandı. 2022 yılında toplam 30 sanatçının sahneye çıkması bazı il ve ilçelerdeki yöneticiler tarafından bir fiil yasaklanmıştır. Bazı festivallerin yapılması engellenmiştir. Hemen hemen her şehirde oldu ama seçim bölgem Muğla'dan bahsedeyim. Fethiye Belediyesi'nin destekleriyle Eylül 2022'de düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye Muğla Valiliği tarafından iptal edildi. Bu konuda sizin bir dahiliniz var mı Sayın Bakan? Yoksa valiler emri saraydan alıyor ve size danışmıyor mu? Danışıyorsa eğer siz gençlerin özgürlük türkülerinden, insanların eğlenmesinden neden çekiniyorsunuz da bu yasakları geliyor? Sayın Bakan, size kültür emekçilerinin sorunlarını anlatayım. Sanatçılar diyor ki, Sayın Bakan acaba biliyor mu? Özel tiyatroların giderleri nasıl sağlanıyor? Ülkemizde kaç özel tiyatro oyuncusu var ve onlar sanat yapmaları için gereken askeri ihtiyaçları karşılayabiliyorlar mı? Bakanlığın bu sanatçılarımıza dair herhangi bir desteği yok. Yılda bir sefer dağıtılan devlet yardımı dediğiniz bütçenin dışında bakanlık acaba tiyatro, sinema alanında kaç insanın hayatına dokunmuş, iyileştirebilmiştir? Bu ülkedeki tiyatro eğitiminin durumu nedir? İstanbul ve Ankara merkezli iki devlet konservatuvarının dışında tamamı özelleştirilmiş olan bu eğitim sistemi nasıl yürümektedir? Oyunculuk bölümündeki hocaların yetkinlik kriteri nedir? Bu okullardan mezun olan yüzlerce oyuncu hayatının hangi alanında iş bulup çalışabilmektedirler? Kültür Yolu adıyla yapılan projeler, İstanbul'dan başlayan ve yurdun değişik yerlerinde yapılan projeler harcanan toplam rakam ne kadardır ve buraya katılan sanatçılar hangi kriterlere göre belirlenmiştir? Sayın Bakan, bu yıl içerisinde iktidarı eleştiren yayın çizgisinde kaç TV kanalına ceza verdiniz? İktidarı olumlayan çizgide olan kaç TV kanalına ceza verdiniz? Tele1, Fox, Halk TV, KRT ve Flash TV gibi takip ettiğiniz, hakkında rapor düzenlediğiniz başka kanal var mı? Mevcut başkan göreve geldiğinde RTÜK'ün kaç personeli vardı, şu an kaç? Bu kişiler hangi kriterlere, hangi eğitim durumuna göre işe alınmıştır? Eş, dost, hısım akrabanın RTÜK'te işe alındığına yönelik eleştirilere bir cevabınız var mı? Sadece Tele1 bir yılda 7 milyon liradan fazla ceza ödedi. Eğer Tele1'e bir ceza daha kesilirse lisansı iptal edilecek. Bunlar cezadan çok bir kanalı ekonomik olarak çökertmeye yönelik hamleler değil midir? İzleme raporlarını beklemeden siyasi direktifte hukuki temeli olmayan cezalandırma yolunda gittiğiniz eleştirilerine bir cevabınız var mı? Sizin amacınız cezalar yoluyla sizin gibi düşünmeyenleri cezalandırmak mı? Ama asla başaramayacaksınız. Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin yüksek kur, ucuz emek gücü ve hizmet politikası turizm bölgelerinde çeşitli sıkıntılar yarattı. Turizm bölgelerimizdeki halkımız başta kiralar olmak üzere aşırı pahalılıkla baş etmeye çalışıyor. Turistlerin uzun süreli ev kiralaması yerine otelleri tercih etmesi sağlanmalıdır. Böylece artan ev kiraları kısmen kontrol altına alınacağı gibi otellerin doluluk oranı artacak ve yıl boyunca işçilerin istihdamı da sağlanmış olacaktır. Başta Muğla ve Antalya olmak üzere sezonluk iş yerlerinin kışın açık tutulmasına yönelik destek programları hazırlanmalı ve sezonluk işçilerin kışın çalıştırılması desteklenmelidir. Turizm emekçilerinin sezon dışında geçimlerini sağlayacak desteklemeler mutlaka yapılmalıdır. Nitelikli turizm eğitimi konusunda ve sektördeki stajyer emeği sömürüsüne son verilmelidir. Sayın Bakan,
8 Kasım'da 1 TV'de sektöre sadece 100 yerli acentanın ve yabancı acentanın turist getirdiğini söylediniz. Bu acentaların sahiplerinin de arkadaşınız olduğunu WhatsApp'tan yazıştığınızı söylediniz. Ancak Sayın Bakan, Türkiye'ye gelen 50 milyon turistin 40 milyonu seyahat acentesiyle geliyor. Sonuç itibarıyla bu işi 100 acentanın yapmadığını geriye kalan 10.900 acente biliyor, siz de biliyorsunuz. Herkesin çorbada bir tuzu var. Kiminin daha fazla, kiminin daha az. Ama seyahat acentelerini küçümseyen tavrı sektör temsilcileri kınadı, biz de kınıyoruz. Acenteleri küçümsemek yerine sizi sektöre dair çıkarılacak yasayı hızlandırmanız konusunda adım atmaya davet ediyoruz. Sayın Bakan, yat turizminde KDV oranları %18 olarak belirlenmiştir. Halbuki yat turizminin amaç ve kapsamı incelendiğinde verilen hizmetin mahiyetini ulaştırma olmadığı, konaklama olduğu açıkça görülmektedir. Deniz turizmine yönelik uygulanan %18 KDV oranı rekabet ettiğimiz Yunanistan ve Hırvatistan gibi ülkelere karşı cazibemizi ve rekabet gücümüzü azaltmaktadır. Bahsi konu ülkelerde sırasıyla %26 ve %24 olan vergi oranları kendi ülkelerinin bayrağını taşıyan teknelere bu oranların yarısı kadar uygulanıyor. Tatillerini geçirmek üzere destinasyon tercihi yapma eğiliminde olan müşteriler ülkeler özelinde değerlendirme yaparken ülkemizde uygulanan KDV oranları kararlarını olumsuz etkilemektedir. Ülkemizin turizm ile gelecek dövize bu denli ihtiyacı varken dünyanın en büyük ahşap ticari yat filosuna sahip ve lideri olduğumuz bu pazarda payımızı daha fazla kaybetmemek ve rekabet imkanımızı artırmak üzere deniz turizminde %18 olan KDV oranının konaklamadaki gibi %8'e indirilmesi sektörün talebidir. Deniz Turizmi Yönetmeliği'nin 24. maddesine yapılan bir değişiklikle gezi amaçlı tekneler konusunda yeni bir düzenleme yapılmıştır. Ancak bu düzenleme farklı statü ve yapıdaki teknelerin aynı faaliyeti yapmalarına imkan tanıması sebebiyle sektörde haksız rekabete yol açacaktır. Ülkemizin en uzun kıyı şeridine sahip ilimiz Muğla ve benzeri bölgelerde özellikle açık denizlerde kontrol ve denetimi mümkün olmayan önü açık hizmet kalitesinin düşmesine de neden olabilecek bu düzenlemenin yeniden ele alınarak değiştirilmesi gerekmektedir. Sayın Bakan, 2023-2024 yıllarında yüksek yolcu kapasiteli Costa gemi firmasının ülkemiz operasyonlarını askıya aldığını öğrendik. Bu, geminin uğradığı güzergah olan Bodrum başta olmak üzere Kuşadası, İzmir, İstanbul'u maalesef olumsuz etkileyecektir. Bu konuda çarşı esnafının, tur rehberlerinin, taşımacı firmaların, şoför esnafının ve STK'ların talebini mutlaka ciddiye almalısınız. Öbür gemi sektörden gelen talep. Öbür gemi firmaların da negatif etkileme potansiyeli olan bu duruma mutlaka çözüm bulunmalıdır. Muğla'daki elektrik kesintileri ve artan enerji maliyetleri işletmelere zarar vermektedir. Özellikle doğal gaz bağlantısı bulunmayan Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi 12 ay turizmi hedefleyen bölgelerimizde işletmeler kış aylarındaki yüksek ısınma maliyetleri sebebiyle kapalı kalmayı tercih etmektedir. Bu konuda bir çözüm getirilmelidir. 12 ay turizmin yaşanmadığı, sezonluk turizm yürütülen bölgelerde nitelikli eleman istihdamı konusunda yaşanılan sorunların çözümü için kapsamlı eğitim programlarına ihtiyaç vardır. Bunun yanı sıra turizm emekçilerinin lojman sorunlarının da çözümü için bakanlığın adım atması gereklidir. Gece saat 1'den sonra müzik yasağının devam etmesi sebebiyle başta Alman turistler Yunanistan'ı tercih etmektedir. Bu sebeple müzik kısıtlamasının kaldırılması çok önemlidir. Bu konuda adım atılacak mı? Sayın Bakan, koruma amaçlı imar planları ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması, gösterimi, uygulaması, denetimine ilişkin yönetmeliğin 8. maddesi plan yapım sürecinin sürelerini tanımlamaktadır. Ancak bu süreç birçok meclis ve kurul kararı içermekte olup plan onaylanıncaya kadar kurum görüşleri süreçleri bitmekte ve onama işlemi tamamlanamamaktadır. 8. maddenin yeniden düzenlenerek meclisten kararla giden planın kurulda bir değişikliğe uğramaması halinde yeniden meclise alınmadan onaylanmış sayılması şeklinde bir çalışma yapacak mısınız? Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sayın Yıldırım Kaya, size hemen söz vereyim. Süreniz
Sayın Başkan, Sayın Bakan, Sayın Bakan Yardımcıları, değerli bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle geçen yılın bütçe görüşmelerinde Sayın TÖS Genel Başkanımız, Türkiye'nin önemli yazarlarından Fakir Baykurt'un köyündeki, Akçaköy'deki kütüphanenin onarılma işleminden dolayı sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Biraz önce de muhtarı aradım. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yakın günlerde de bitecek. Size biraz önce verdiğim Haziran'dan Haziran'a ve Laik Eğitim Mücadelemiz kitabının da umarım Fakir Baykurt Kütüphanesi'nde yerini alır diyorum. Bu konuda atılan adımların yerine gelmesi, söylenen taleplerin yerine gelmesi oldukça önemli ve sizin bu adımınız sadece Burdur'da değil, Türkiye genelinde öğretmenleri mutlu etmiştir. Bunu belirtmek istiyorum. Ayrıca Sayın Nadir Alparslan'ın da şehri olan Kırşehir, Dulkadirli İnni Murat yeraltı şehri var. Bu yeraltı şehri uzun dönemdir atıl konumda. Hakikaten bölgenin Kapadokya bölgesine paralelliği olan bir yer olmasına rağmen Kırşehir, Dulkadirli İnni Murat yeraltı şehrinin atıl vaziyetten çıkartılmasını da buradan sizden talep ediyorum. Sayın Bakan, özellikle RTÜK Başkanı'nı burada bir sansürcü başı olarak anlattığımızda doğal olarak Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarından arkadaşlarımız tepki gösterdi. Ama bir gerçeğin altını çizdik. Düşünün, şimdi Tele1'e bir ceza verildi. Cezanın hukuksuz olduğu yargıdan döndü. Demek ki RTÜK hukuksuz kararlar alıyor. Bu hukuksuz kararlar almaktan vazgeçmeli. Tüm basın ve yayın kuruluşlarına eşit mesafede durmayı becerebilmeli. 2,5 ay kendisinde eksilen yönetim kurulu üyeliğine yazıyı yazmayan bir RTÜK başkanının kurallara uymadığını hep beraber görüyoruz. Ben önümüzdeki süreçte bu konunun tam anlamıyla çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Bakan, biliyorsunuz daha önce de soru önergesi de verdim. Mustafa Necati evinde açıklama da yaptım. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait Mustafa Necati Kültür Evi'nin isminin Nuri Pakdemirli Edebiyat Müzesi Kütüphanesi olarak değiştirilmesi, yanında sadece Mustafa Necati'nin adının küçücük kalması gerçekten eğitim dünyasını ve Cumhuriyet'in ilk Milli Eğitim Bakanlarından olan Mustafa Necati ve öğretmenleri çok üzmektedir. 1925-1929 yılları arasında en genç Milli Eğitim Bakanlarından biridir. Mustafa Necati evinin kendi ailesi tarafından önce Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlandığını biliyoruz. Ailenin bu konuda talepleri de var. Bu konunun yeniden Mustafa Necati'nin hak ettiği şekle gelmesini özellikle rica ediyorum. Sayın Bakan, biliyorsunuz Türkiye genelinde 21 ilde köy enstitüleri var. Köy enstitüleri özellikle 4 Ocak 2000'de 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile köy enstitülerinin koruma altına alınmış. Ama ben bu sene 16 Nisan'dan 23 Haziran'a kadar 21 köy enstitüsünü tek tek gezdim. Ve bu 21 köy enstitüsünde bilerek, isteyerek, bilinçli olarak bir yıkıma terk edilmiş. Ne olursunuz, bu bizim değerimiz, bu bizim eğitim değerimiz. Köy enstitülerinin fikriyatını yıkamadık, binalarının yıkılmasına göz yumalım denmemelidir. Sizden önceki bakanlar da vardı, Milli Eğitim Bakanı vardı, Kültür Bakanı vardı, Turizm Bakanı vardı. Bunlar 2000 yılına kadar koruma kurul kararı alınmamış. 2000 yılından sonra koruma kurul kararı alınmış bu yapıların korunmaya ihtiyacı var. 21 köy enstitüsüyle ilgili soru önergesini ayrı ayrı size sordum. Şu ana kadar bu konuda ne yazık ki bir yanıt alamadık. Sizden özellikle tüm eğitim dünyası adına rica ediyorum. Köy enstitüleri bizim değerimiz, Cumhuriyet'in değeri. Köy enstitüleri binaları yıkılmasın. Tarım lisesine dönüşen yerler var. Uygulama lisesine dönüşen yerler var. Bu binalar korunabilir. El birliğiyle bu binaları koruyalım. Belediyelerimiz özellikle Eskişehir'de, Ankara'da bu binaların korunması, restorasyonunun kurul kararına uygun yapılıp tekrar Milli Eğitim Bakanlığı ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devretmeye hazırlar. Lütfen bu konuda sizden özel olarak köy enstitülerine sahip çıkmanızı bekliyor. Saygılar sunuyorum. Bütçemiz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkürler.